bazı ibadetleri hafifletiyor. Bazı ibadetleri kaldırıyor. Bir kısmını da o seferi olan Müslümanın tercihine bırakıyor. Bazı ibadetleri hafifletiyor dedim. O da bildiğiniz gibi 4 rekatlı namazlarda Cenab-ı Hak bir hafiflik, bir tenzilat yapıyor. 4 rekatlı farz namazı seferi bir Müslüman için 2'ye indiriyor. Rahmet ediyor. Geriye kalan o 2 rekat ne olacak? Onu sen düşünme ey kulum. Sen seferisin. Bir takım meşakkatlere, zahmetlere girdin ya, onların sevabını o 2 rekatın yerine sayıyorum diyor. Rabbül Alemin. Seferi. Allah-u Teala teşvik etmiştir. Böyle miskin miskin yığılıp oturup kalmak yok. Müslüman Allah adına gelen seyyahtır zaten hayatında. Bakınız, Nisa suresinin 101 numaralı ayeti bu hükmü getiriyor. Estağfirullah. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ Arz üzerinde, yeryüzünde sefere, seyahata çıktığınız zaman فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَكْسُرُوا مِنَ الصَّلَاتِ 4 rekatlı namazlarınızı 2 rekata indirmenizde sizin üzerinde bir günah yok. 2'ye indirin ve ben size rahmet ediyorum Rabbül Alemin. Rahmet ediyorum. Bu ayet-i kerimeden hüküm çıkaran İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinde diyor ki, Hanefi bir Müslüman sefere çıktığı zaman 4 rekatlı farz namazları 2 rekat kılacaktır. Canım 4 kılsam ne olur? Yani eksiltmesem de 4 kılsam ne olur? İmam-ı Azam diyor ki hayır, Allah ikram ediyor, Allah ihsan ediyor. 4'ü 2 kılacaksın. Vaciptir. Kim seferiyken 4 rekatlı farzı 2'ye indirmez de 4 kılarsa cehenneme gidecektir diyor. İndireceksin. Allah ikram ediyor, sana ne? Şafii mezhebinde sünnettir diyor, indirmese de olur diyor. O da böyle bir hüküm çıkarmış. Kaynak aynı yani. Buna mukabil seferi bir Müslüman için Şafii mezhebinde bir genişlik daha getirmiş. Mezhepler 4 hak mezhep İslam'ın genişliğini ortaya koyan şeylerdir. Rahmettir yani. Rahmet. Mezheplerin böyle farklı farklı görüşler ortaya koyması Müslümanlar için rahmettir. Sıkıntı değil, rahatlık, kolaylık, genişliktir. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman sefere çıktığı zaman, seferin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir kimse ailesinin, çocuklarının, evinin bulunduğu yerden, hani eviniz var, mutfağınız, yatakhaneniz, yemekhaneniz, eviniz var, çoluk çocuğunuz, böyle kendi evinizden çıkıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden az kalmak niyetiyle çıktınız mı seferisiniz. 90 kilometrelik mesafe olacak. Ve gittiğiniz yerde 15 günden fazla kalmayacağım diye niyet edeceksiniz. Geçin. Hangi vasıtayla giderseniz ki, ister yaya gidin, ister atınan, ister jetinen, nereye giderseniz gidin, evinizden ayrılıp da 90 kilometrelik mesafeye 15 günden fazla kalmamak kararıyla yola çıktınız mı seferisiniz? Şu hikmete bak. Peki, İmam Şafii diyor ki, büyük müştehit, Şafii mezhebi, mübarek, büyük allame, büyük müştehit, bütün bu 4 mezhep birbirine saygı duymuş, hürmet etmiş, aralarına en ufak bir kavga niza çıkmamış, mübarek, İslam'ın kalası bunlar. İmam Şafii diyor ki, yola çıkan seferi bir Müslüman, seyahate çıkan bir Müslüman, eğer Şafii mezhebindeyse ona şöyle bir kolaylık daha çıkıyor diyor. Bir kolaylık daha. Nedir o? Öğle namazını kıldığı zaman cem-i takdim yapabilir. İkindi namazına daha bir sürü zaman var mesela. İkindi namazını da kıldığı öğle namazının peşinden beraber kılabilir diyor. Genişlik kazansın diye hani. Korkusu kalmasın, kaybeder miyim, yetmez miyim diye. Kolaylık. İkindi namazıyla öğle namazını beraber kılar, devam eder gider. Ha yatsı namazına kadar. Vakit genişliyor. Akşam namazını da kılmaz,
yatsı namazının vakti gelince, yatsı ezanı okunduğu zaman, yatsı vaktinin içerisinde önce akşam namazını kılar, arkasından da yatsıyla ikisini beraber kılar diyor. Şu genişliğe bak, seferi Müslüman ya. Biz İslam'ı bilmiyoruz ki. İslam tebliğatı, İslam ilimleri, İslam irşadı yapılmamışsa Müslümanlar hiçbir şey yapamaz demektir. İnsan bir şeyi bilmesi lazım.